Türkiye olarak biz de rahatlamış oluruz. Şimdi düşünün, bizde konteyner kentler, çadır kentler, bunlar var. Ama buralarda insanca yaşama diye bir durum söz konusu değil. Bir taraftan insanca yaşamak ve yaşatmaktan bahsedeceksiniz. Diğer yandan güvenli bölge teklifimize, çok güzel bir teklif. Bunu Sayın Obama'ya da söylemiştim. Çok güzel bir teklif ve tamam, güzel bir teklifse gelin biz konutların yapımını sağlayalım. Sizler bize mali destek verin. Bir taraftan lojistik destek verin. Buraları hemen süratle yapmak suretiyle Suriye bölgesinde, Suriye'nin kuzeyinde. İşte Sayın Trump'ın yani 20 mil dediği 30 kilometre derinlik o bölgede ve bizim sınır boyunca ki 910 kilometre biliyorsunuz, buralara bu konutları yapalım. Ve böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Yani 250 metrekarelik yerel mimarisiyle onlara konutlar yapsak, 300 metrekare olabilir vesaire. Bir de çevresinde şöyle bir ufak 100-150 metre bahçesi olsa, onu da ekip bitse, bu insanlar hiç olmazsa hazır balık değil, balık tutmayı da orada öğrenmiş olur. Bunu yapalım. Çok güzel bir teklif. Tamam, güzel teklif, hadi verin. Başlayalım bu işe. Ama yok. Biz tabii yine kovalamaya devam edeceğiz. Niçin? Ülkemizde artık yani 3 milyon 650 bin şimdi İdlib tehdidi var. Biraz sonra ona da geleceğim. Bunun dışında Afganistan'dan gelenler var vesaire. Bir taraftan geliyor, bir taraftan geri gönderiyoruz. Bunlar var. Ama bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Onu da söyleyeyim. Farklı yer nedir? Böyle oldu, oldu, olmadı. Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işi katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Ve bu insanlara bu tür zulme kusura bakmayın, biz vesile olamayız. Siz de bakalım nasıl taşınırmış, bunu bir görün. Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere, bugün buradan söylüyorum, dünyadan olması gereken desteği alamadık, almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz, bunu söylüyorum. Tabii bu işleri yoluna koyana kadar biz bu desteğimizi vermeye devam edeceğiz. İdlib'deki gelişmeler, ülkemize yönelik ve sayıları milyonları bulacak yeni bir sığınmacı akını tehlikesini ortaya çıkardı. Rusya ile yakın işbirliği içinde İdlib'i güvenli halde tutarak buradaki insanların kendi evlerinde yaşamalarını temin etmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin önemli bir bölümünün yaşadığı Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasındaki Suriye topraklarını da güvenli hale getirecek adımlar atıyoruz. Amerika ile bu konuda bir mutabakata varmanın çabası içindeyiz. Geçmişteki tecrübelerimiz bu tür konularda bizi ihtiyatlı davranmaya itiyor. Nitekim tüm gelişmeler bizim istediğimiz güvenli bölge ile muhataplarımızın kafasındaki güvenli bölge arasında çok ciddi farklar olduğunu gösteriyor. İdlib tarafında milyonlarca yeni sığınmacı tehditle karşı karşıya bulunan Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma daha fazla seyirci kalma şansı yoktur. Geçtiğimiz günlerde de ifade ettiğim gibi Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız.
Bunu Amerikalı dostlarımızla birlikte yapmak hepimiz için en ideal yoldur. Ama böyle bir zemin oluşmazsa hazırlıklarımız tamam, kendi imkanlarımızla bu işe başlayacağız. Hedefimiz ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik bu sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Gerekirse dostlarımızdan alacağımız desteklerle yeni şehirler inşa ederek bu bölgeyi Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmektir. Önümüzdeki günler ve aylar bu çerçevede vereceğimiz büyük mücadele ele geçecektir. Teşkilatlarımızdan bu mücadeledeki haklılığımızı milletimize en güzel şekilde anlatmanızı ve kamuoyu desteğini en yüksek seviyede tutmanızı istiyorum. Değerli kardeşlerim, bu duygularla bir kez daha genişletilmiş il başkanları toplantımızın ülkemize, milletimize, partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ayın son haftası malum Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Amerika'da olacak ve orada da çok çok ikili görüşmeler, bunun yanında çeşitli konferanslar vermek suretiyle Ekim ayının başında meclisimizin yeni yasama yılının açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah 4-6 Ekim tarihleri arasında yine Kızılcahamam'da tüm milletvekillerimizle genişletilmiş istişare toplantımızda bir araya geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.